Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere oyunu UC yatırmadan, para harcamadan, destansı setler, yükseltilmiş silahlar falan filan ne isterseniz nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi efendim videomuza geçmeden önce aşağıdan videomuza bir adet like bırakarak bana destek olabilirsiniz, kanalıma abone olup bildirimleri açarak da hem bana destek olmuş olursunuz hem de daha fazla bu tür videolarımdan faydalanabilirsiniz. Bu arada bildirimleri açmadıysanız açmanızı öneririm çünkü video attığımda birçok kişiye bildirim gitmediği için bazı videolarımı kaçırıyorlar ve sonra da bana soruyorlar işte bu videoyu atmış mıydım falan filan. O yüzden bildirimleri açmanızı da öneriyorum. Şimdi gelelim abi, nasıl alıyorsunuz? Çok kolay aslında. Evet, şu anda fakir hesaba geçtim. Peki bu fakir hesap aslında fakir hesap değil. Sizlere şunu anlatmak istiyorum. İlk öncelikle eğer hesabınızda Royal Pass yoksa ya da kaliteli kullanılabilir bir şey yoksa abi, tek yapmanız gereken PUBG Mobile Kore'yi indirmek. En çok aklınızda sorulan soru şu var: İki hesap aynı anda oynanabiliyor mu? Şunu açıklayayım ben sizlere. PUBG Mobile ile PUBG Mobile Kore'de iki tane farklı hesabınız oluyor. Yani isterseniz mesela PUBG Mobile ara verip Kore'yi de oynayabilirsiniz ama hesaplar farklı oluyor. Ama şu da var: Global'daki hesaptaki arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Bunu sizlere göstermek için ben şu an bilgisayarımda hem PUBG Mobile açtım hem PUBG Mobile Kore açtım. İkisi de arkadaş ekleyeceğim ve davet edeceğim. Az sonra lobide iki hesabı da birbiriyle görebileceksiniz ve istediğiniz zaman maçlara da girebiliyorsunuz. Ama olay şurada bitiyor abi. PUBG Mobile Kore'de her şeyi almak beleş. Yani para yatırmıyorsun, UC'ye yatırmıyorsun ve hepsi senin oluyor. Çok güzel. Şimdi ilk önce şu hesabı ekleyip lobiye davet edeceğim. Buradan şöyle kabul ettim. Şuradan şimdi diğer hesabıma davet atıyorum. Buradan kabul ediyorum. Bu arada bilgisayarda şu an iki tane emülatör var. FPS falan düşerse bilin ki sebep bundan dolayı. Buradan da sese izin ver falan filan diyor işte. Ve şu anda bak, bir yanda PUBG Mobile Global hesabım var. Sağ tarafta PUBG Mobile Kore var. Yani iki hesap da birleşiyor. Peki bu PUBG Mobile Kore ne, bilmeyenler için onu anlatmak istiyorum. Bak, eğer benim hesabımda şu an bunlar olmasa ben direkt PUBG Mobile Kore'ye geçerim abi. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama bayağı bir şey olduğu için ben geçmiyorum. Ama sizin hesabınızda yoksa böyle şeyler, kaliteli setlerle, yükseltebilir silahlarla oynamak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor, şimdi onu göstereceğim. Şöyle PUBG Mobile Kore hesabına geçiyorum ve burada MS diye bir etkinlik var. Burada şöyle sarı goca kafa gibi görmüş olduğunuz 3 kask gibi bir şey var. Bunlar burada beleş para demek. Yani UC yerine bunları koyuyorsunuz. Bundan 4 tane olduğunda UC'li sandıkları açabiliyorsunuz. Her hafta 2 tane buradan alıyorsun. Ondan sonra buradan Ergün giriş yapma ödülü var falan var filan var. Buradan yine veriyor. Buradan daha fazla veriyor. Buradan mesela şu Hallow'un sandığı şey veriyor. Şu zırhlı setler geldi biliyorsunuz ki. Bunun içinden o çıkıyor ve bu Murat abiye çıktı. Oynuyor bilenler varsa, pusucunun kralı. Ona çıktı mesela beyaz gümüş setten. Mesela burada veriyor falan filan. Kore PUBG Mobile burada her şey beleş demek. Hayatını beleşten yaşıyorsun demek gibi düşünebilirsin. Mesela buradan bir şeyler daha yaptım. Tabi buradaki hesabın leveli 0 oluyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır, değil bence. Hani orada para yatırıp her şeye sahip olmak varken burada para yatırmadan her şeye sahip olabiliyorsun. Mesela buradan benim Discord'a geldim efendim. Bizim Discord'da Vincent var ve o da Kore PUBG'ye geçti ve şu anda 10 level, hesabına bu ikisi çıktı. Bak, kanıtlı bir şekilde de bunu göstermek istiyorum. Kendi dedi. Bak, bu ikisini 10 level hesapta çıkarttı abi. Hatta custom room'a da geldi. UC ödüllü custom room falan yaptık. Beraber oynadık. Benim de oynadığım maçlar oldu. Orada bu hesabından geldi. Hile diyenler falan oldu. Hesap 10 level ve çıkanlar bunlar abi. Peki buradaki sandıklar neler? Bak, bir şey diyeyim mi? Acayip sevineceksiniz. İlk önce onu söyleyeyim. Burada ilk önce gümüş parçacıkla başlayalım efendim. Gümüş parçacık marketine geliyorum. Gelemedim. Hangi kısımda? Ha, sağdaki kısımda. Evet. Şimdi efendim burada redeem kısmına geliyorum. Bak, 30.000 gümüş biriktirsen bu tavaya alıyorsun. Okey. Bak, 2100 biriktir beril deseni var. 1920 biriktir G36 deseni var. S12 deseni var. S12 çöp UMP var. Bizim normal hesapta ne var abi? Bir şu, bir de şu. Burada motor var. Yani Groza deseni var. Bu Royal Pass'taydı sanırım geçmişte falan. Hani bak, sadece buradan bak 360 gümüş parçacığa
Kalıcı M4 Kar Scar AK UMP deseni alıyorsun. Bak 360 gümüş parçacı. Hatta ben şöyle kalıcı M4'ü gözünüzün önünde alayım. Bak hiçbir şey yapmadım. Kalıcı mis gibi turuncu UMP deseni aldım. Turuncu M4 deseni aldım. Araç deseni olsun falan olsun filan şey var. Ve hani mesela buraya zırhlı set gelmişti ya. Zırhlı seti bile buradan beleşe alabiliyorsunuz. Burası acayip güzel. Daha bitti mi? Hayır bitmedi. Burada mesela işte o Hollow'un sandığı var. Bundan mesela dokunsam içini gösterebiliyor mu? Buradan gösteremiyorum. Yukarıdan gösterebilirim sanırım. Bunun içinden işte o setlerden çıkıyor. Yeni gelenlerden. Burada mesela BP'li sandıkta yine bunlardan var. Burada günlük oynayarak ortalama 4-5 tane sandık kazanabiliyorsunuz. Bak 4-5 tane sandık. Peki sandıklar neler, gelelim o kısma. Mesela burada Lucky Crate var. Bizim premium'a gelen şeyler falan filan. Buranın malzeme sandığı bu. Pek önemli değil. Geç gitsin bunu. Burada klasik sandık var. Klasik sandık da abi böyle bir tane set var. Ondan sonra ayı seti var, böyle falan var filan var. Buggy var. Bu buggy sanırım geldiydi bir ara. Böyle çantalı setler var. Bu arada ben de PUBG Mobile Kore'ye geçmeyi düşünüyorum. Yakında geçebilirim. Böyle panda setleri olsun, şeyler olsun. Mesela bak burada bir tane inek seti var. Kaskımı çıkarabilir miyim bir tane? Kedi seti var. Bence baya baya havalı. Bu arada gerçekten geçmeyi düşünüyorum ben buna. Ya birçok şeyi burada beleşe alabiliyorsunuz. Cidden. Mesela sandık bak. Bir sandıktan abi şunu 100 tane çıkart. Bu sana 25 tane istediğin sandıktan açma hakkı veriyor. 25 tane. Ve düşük hesabında olsa, yüksek hesabında olsa istediğin kadar sandık açabiliyorsun. Burada mesela Hollow Crate var. Abi bizim premium sandık. Gel burada bak. İçinde maskara var abi, maskara. Bak mumya seti var. Yani istemediğin kadar çok şey var. Yükseltilebilir bal kabağı bombası. Ondan sonra bu setler falan filan. Vaktinizi kaybetmeden ben sizlere bunu yüklemenizi öneriyorum. Eğer ki bir yeni hesapsanız ve hesabınızda hiçbir şey yoksa PUBG Mobile Kore'ye geçmenizi kesinlikle öneriyorum. Burada PUBG Crate var mesela ve bunda yükseltilmiş AKM var. Bak milletin UZ'ye yatırıp almaya çalıştığı AKM %200 şans var bak. %200 ihtimalle çıkartma ihtimalim var diyor. Bende şu anda o paradan yok. Bir tane vardı, ben buna harcadım, çıkmadı. Bak şu seti bizim Murat abiye çıktı. Ya da şuydu, ikisinden biri ona çıktı. Bu çıktı. Hani bol bol çıkıyor burada abi. Hesabın yeni olsun eski olsun. Bak burada M416 deseni var. Bu da PUBG Crate sandığı. Ve bunları beleşten açabiliyorsun abi. Ve bence bu aşırı güzel. Bunları burada yükseltirken malzeme istiyordur. Malzemeler nereden veriliyor bilmiyorum. Belki birazdan gözümüze falan denk gelirse bakarız. Burada mesela premium sandık da aynı şekilde var. Bir de buranın premium sandığına bak abi. Bak. Gel abi. Nerede? Burada bak. Sandığa tıklıyorum. Geç diyorum. Bir buranın premium sandığına bak. Bir de buranınkine bak. Adaleti siz düşünün. Yani PUBG Mobile Kore'ye geçin. Bitti. Bu arada 200 tane falan sandık biriktirirseniz şu yeşil seti beleş alıyorsunuz. Burada sesleri de var. Bak abi. Hiçbir şey yapmadan bu setleri alabiliyorsunuz. Ve ben PUBG Mobile Kore'yi de oynamayı düşünüyorum şahsen ama yani iki hesap bilmiyorum. O hesapta bayağı şey olduğu için buna geçemiyorum. Belki o hesabı ileride satıp buna da geçebilirim. Yani satmak pek güvenli bir şey değil ama belki olabilir öyle şeyler, bilmiyorum. Böyle şeyler abi. Evet. Burada bir de Vampir Crate var. Vampir sandığı var. Burada da yine bayağı set var. Mesela Vector burada da var. Ve bundan malzeme çıkıyor. Aynen. Malzeme 100 tane açtığınızda falan buradan malzeme veriyor. Arasındaki dağ gibi farkı umarım görebilmişsinizdir diyorum ve hani daha fazlası da var, bitmedi. Daha burada işte etkinliklere tıkla, yine al o metal parçacıklardan falan özel görevler veriliyor. Yani baya baya şey veriyorlar. Ben olsam hesabım eğer boş olsun, hani mesela 50 level 6 olayım, direkt bunu indiririm ve bunu kullanırım. Benim şahsi düşüncem bu. Sizlere göre de kalmış efendim. Hani premium sandıktaki farkı bile gördüğünüzü düşünüyorum efendim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Görüşürüz. Bay bay.
telling me no.